Sıradaki sindirim sistemi organımız karaciğer. Karaciğer burada gördüğünüz şişko organdır. Karaciğer vücudumuzdaki en havalı organlardan biridir. Neden mi? Karaciğerin küçük bir parçasını alıp karaciğer yetmezliği ya da diğer bir adıyla sirozu olan bir hastaya naklederseniz zamanla büyür ve normal bir karaciğere dönüşür. Karaciğer bunu yapabilen tek organdır. Karaciğeri daha iyi anlamak için ana görevlerinden biraz bahsedelim. Karaciğerin ilk görevi metabolizmadan sorumlu olmasıdır. Metabolizma hem besinlerin parçalanmasını yani katabolizmayı hem de daha büyük makromoleküllerin oluşturulmasını yani anabolizmayı içerir. Yani katabolizma ve anabolizma karaciğerde olur. Karaciğerin bir başka görevi de bu besinlerin depolanmasıdır. Bu besinleri daha küçük hale getirmediğimiz ya da birleştirip daha büyük hale getirmediğimiz zaman onları saklayacak bir yere ihtiyaç duyarız. Bu yüzden vücudumuzdaki yağ ve karbonhidratlar burada depolanır. Yani karaciğerde. Karaciğerimiz bu besinleri üç farklı şekilde depolar. İlk olarak karbonhidratlar ve yağlar glikojene dönüştürülerek depolanabilir. Glikojen birbirine bağlı bir sürü monosakkaritten yani basit şekerlerden oluşan polisakkaritlere çok benzer. Karbonhidratlar ve yağları depolayabileceğimiz başka bir yolsa onları lipoproteine çevirmektir. Lipo yağlı demektir. Protein bildiğimiz proteindir. Son olarak da bu iki besini trigliserit olarak depolayabiliriz. Trigliserit yediğimiz besinlerdeki bir yağ türüdür. Karbonhidrat ve yağ enerji üretmek için kullandığımız makromoleküllerin başında gelir. Karaciğere gelen diğer bir makromolekül de proteindir ama proteinler karaciğerde depolanmaz. Bunun yerine albümin gibi moleküllere çevrilir ve başka görevleri yerine getirmek üzere kan dolaşımına katılırlar ta ki karaciğer tarafından tekrar geri toplanıp başka moleküllere çevrilinceye kadar. Detoksifikasyon isminden yaptığı işin belli olduğu o güzel bilimsel terimlerden biridir. Karaciğerimiz detoksifikasyon yaparken toksinleri yani zehirli maddeleri alıp vücudumuza zarar vermemeleri için değiştirir. Detoksifikasyonun büyük bölümü stokrom P450 enzimleri tarafından gerçekleştirilir. Stokrom P450 diğer enzimlerden farklıdır. Öbür enzimler gibi tek bir molekülle etkileşime girmezler. Örneğin, fenilalanin hidroksilaz enzimini ele alalım. Bu enzim fenilalanine bir hidroksilaz grubu bağlar ve sadece fenilalaninle etkileşime girer. Fakat stokrom P450 birçok molekülle etkileşime girer. Bu durum sadece stokrom P450'ye özeldir. Stokrom P450 enzimleri yüzünden ilaç aldığımızda bazı sorunlarla karşılaşırız. Ah, aslına bakarsanız bu detoksifikasyon süreci ilaç etkinliğinde azalmaya yol açar. İlaç etkinliği bir ilacın hastanın vücudunda oluşturduğu etki demektir. Eğer karaciğerimiz ve içindeki enzimler bu aldığımız ilaçları yabancı madde yani toksin olarak görürse vücudumuzu etkilememeleri için bu ilaçları etkisiz hale getirmeye çalışırlar. Doktorlar bunu bildikleri için hastaya ilaç verirken ilacın birazının detoksifikasyonla etkisiz kalacağını hesaplayarak verirler. Karaciğerin son görevi vücudumuzdaki yağların emilimi için gereken safrayı üretmektir. Başka bir videoda safra üretiminden etraflıca bahsedeceğiz. Evet. Karaciğerin ana görevlerinden bahset Peki, bağırsaklarımızda emilime uğrayan besinler depolanmak ya da detoksifikasyona uğramak için nasıl karaciğerimize geliyor? Karaciğerimize gelen kan damarlarına bir bakalım öyleyse. Karaciğer bu kadar eşsiz yapan şeylerden biri de kanın bu organa iki ayrı damardan gelmesidir. Bunlardan ilki bağırsaktan gelen portal damardır. Portal toplar damar sistemi de diyebiliriz. Portal damardan karaciğere gelen damar besin açısından zengindir. Peki bu besinler nereden geliyor? Bağırsaktan emilen yiyeceklerden kan dolaşımıyla portal damara gelir. Buradan da metabolizma işlemleri için tabii ki karaciğere. Bu kanın besin açısından zengin olduğunu söylemiştik. Peki karaciğer oksijenini nereden alıyor? Tabii ki farklı bir damarla. Bu damarın adı ise karaciğer atardamarı. İsminden de anlayabileceğimiz üzere bu bir atardamar ve oksijen açısından zengin kırmızı kan hücreleriyle dolu. Karaciğere gelen iki kan damarını öğrenmiş olduk. Peki ya karaciğerden çıkan damar? Karaciğerden çıkan tek bir büyük damar vardır. Bu damarın adı da karaciğer toplar damarıdır. Karaciğer toplar damarının özellikleri önceki saydığımız iki damarın tam zıttıdır. Hem besin açısından hem de oksijen açısından fakirdir. Karaciğer toplar damarı yoluyla karaciğeri terk eden kan oksijen almak için önce kalbe gelir. Bağırsaklardan geçerek besinleri alır ve portal damarı ya da karaciğer atar damarı yoluyla tekrar karaciğere geri döner. Karaciğerden çıkan başka bir şey ise safradır. Safra, ana safra yoluyla karaciğeri terk eder. Neyse söylediğim gibi başka bir videoda safradan daha etraflıca bahsedeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.